Tanıştırayım. Bu arkadaş 100 dolar. An itibariyle ne yazık ki bu kağıt parçasının değeri 2700 liranın üzerinde. Yani bunlardan ayda 5 tane kazanırsan tebrikler. Artık ülkenin yarısından daha zenginsin. Bu videoda sana bunlardan değil 5, her ay onlarcasını kazandıracak bir yöntemden bahsedeceğim. Hem de hiç tecrüben olmasa bile başlayabilmen için ihtiyaç duyacağın her şeyi sıfırdan adım adım anlatacağım. Ama önce muadillerine tonla para istenen videolarımın ücretsiz kalmasını istiyorsan şimdi videoyu beğen. Teşekkürler. Merhaba, ben Can. 2 yıl kadar önce şurada gördüğün yüksek mühendis diplomamı rafa kaldırıp hakkında en ufak bilgim olmayan e-ticaret ve sosyal medya işleriyle ilgilenmeye başladım. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerin geleceğini biliyordum ama YouTube kanalımı açtığım şu tarihe bakar mısın? Dolar TL grafiğine baktığımızda tam da bu noktaya denk gelmiş. O zamanlar 9 TL civarında olan dolar kuru an itibariyle 27 lirayı aştı. Yani paramız son 2 yıl içinde ne yazık ki tam 3 kat değersizleşti. 20 küsür yıllık eğitim hayatımı rafa kaldırıp sıfır tecrübeyle bu işlere başlamamın tek bir nedeni vardı. Dolar kazanabilmek. Tahmin ettiğimden çok daha kısa sürede, hedeflediğimden çok daha fazlasını kazanmayı başardım. Hadi şimdi senin nasıl kazanabileceğine bakalım. Öncelikle şimdi yapacağım uyarılara dikkat etmezsen, bırak para kazanmayı, en iyi ihtimalle zarar edecek ya da dolandırılacaksın. Şunu hep aklında tutmanda fayda var. Para kazanmanın %100 garantili bir yolu yok. Her iş küçük ya da büyük riskler barındırır. Ama bazı iş gibi görünen zımbırtılar ise sadece cebindeki parayı çalmayı amaçlar. İnternetten para kazanma yöntemlerini taşıdıkları risklere göre yüksek, orta ve az olarak sınıfladık diyelim. Yüksek risklilerin başında para yatırman şartıyla sana anormal kazançlar vaat eden, hani az önce zımbırtı diye bahsettiğim uygulamalar geliyor. Bunlar tamamen Ponzi, yani piramit dolandırıcılığı sistemiyle çalışır. Ve bu sistemden zarar etmeden kurtulman neredeyse imkansız. Çoğunlukla oyun ya da kripto para madenciliği gibi çeşitleri bulunsa da ülkemizde en meşhur olanı hatırlarsan Çiftlik Bank'tı. Çiftlik Bank ne ilkti ne de son olacak. Bu yüzden birisi sana ver 10 lira, bunu bir senede 100 lira yapayım diyorsa arkana bakmadan kaç. Öte yandan kripto para dünyası da her ne kadar grafik analizleri ya da gündem takibi gibi enstrümanlarla kontrolün tamamen sende olduğu algısı yaratsa da bana kalırsa vaat ettiği güzel kazançları elde etme şansın tamamen yazı tura atmaya eşdeğer. Bu nedenle kısa yoldan para kazanma hayalini bir kenara bırakıp yüksek riskli bu kumarları oynamak yerine birazdan bahsedeceğim orta ve az riskli iş modellerine yönel. Orta riskli yöntemleri yine para kazanmak için paranı riske attığın ama gerçek işler olarak düşünebilirsin. Yani ürün ve reklam gibi yatırımlarla e-ticaret yaparsan ya da ışık ve kamera gibi yatırımlarla sosyal medyaya atılırsan orta seviyede risk alıp, ama altını çiziyorum, gerçek bir iş yapmış olursun. Peki internetten para kazanmanın az riskli bir yöntemi yok mu? Olmaz mı? Onlarca var. Bunları önce para kazanıp sonra yatırım yaptığın işler olarak düşünebilirsin. En az riskli yöntemlerin başında geleni tahmin et desem, cidden sana göre internetten para kazanmanın en güvenli yolu nedir? Yorumlara aklından geçen yöntemi nedenleriyle yaz. Bana sorarsan bu yöntem dropshipping. Merak etme, videonun sonuna geldiğinde dropshipping lafını ilk kez duymuş olsam bile bu yöntemle para kazanmak için gereken her şeyi öğrenmiş olacaksın. Önce kısaca nedir bu dropshipping, bir ona bakalım. Senin üretmediğin ürünleri internetten satmanı sağlayan stoksuz e-ticaret iş modeline dropshipping denir. Örneğin eBay üzerinde bir müşteri 100 dolara sattığın ürününü satın aldı diyelim. Bu arada onca site arasından neden eBay'i kullanman gerektiğine de birazdan geleceğiz. Neyse, satın alma işleminin ardından ürünü tedarik ettiğin firmaya 60 dolar ödediğini varsayarsak, arada kalan 40 dolar üzerinden masraf ve kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar kadar kazanç elde edersin. Dropshipping'in en az riskli iş modellerinin başında gelmesinin nedeni, müşteri ürünü aldıktan sonra tedarikçiye ödeme yaptığın için eBay üzerinde listelediğin ürünler satılmadıkça cebinden tek kuruş para çıkmayacak olması. Ayrıca sattığın ürünleri üretmene, depolamana, hatta hazırlayıp müşteriye kargolamana bile gerek yok. Tek yapman gereken tedarikçine müşteri bilgilerini iletip ödemesini yapmak. Ürünün müşterinin kapısına kadar ulaştırılmasını tedarikçin sağlayacak. İşte bu sisteme dropshipping deniliyor. Peki her şey bu kadar toz pembe mi? Tabii ki değil. Başlaması inanılmaz kolay ve masrafsız olan bu sisteme, zengin olma hayaliyle balıklama atlayan her 10 kişiden 9'u ne yazık ki boğuluyor.
yani zarar ediyor. Bu yüzden dropshipping okyanusunda bir sazan olmak istemiyorsan kulağını iyi aç. Ve seni köpek balığı yapacak şu uyarılarımı bir kenara not et. Öncelikle sazan yerine konmanı engelleyelim. Köpek balığı olma kısmına birazdan geliriz. İstediğin kadar pahalı eğitimler ya da danışmanlıklar satın al. Bunlar tamam zamandan tasarruf etmeni sağlasa da hiçbiri para kazanmanı garanti etmez. Başarılı satıcıların şu eğitimi aldım, bu danışmanlıktan yararlandım dediğini duydun mu hiç? No. Ama hemen hepsi tek bir ağızdan disiplin, azim, çalışkanlık gibi özelliklere vurgu yaparlar. Çünkü bu özelliklere sahip biri öyle ya da böyle zaten başarılı olur. Ve ihtiyaç duyacağı bilgiyi internetin altını üstüne getirip ücretsiz öğrenebilir. Demem o ki sana eğitim satabilmek için bir ton reklam parası harcayıp karşına çıkan, kiraladıkları villa ve arabalardan sana seslenen eğitim gurularını bildin mi? Ücretsiz şu eğitimime ya da seminerime katıl derler hani. Kısa sürede konu, işi öğrenmek istiyorsan eğer şu eğitimimi ya da danışmanlığımı satın almalısına gelir. Show me the money. Ha işte bu eğitimleri satın alan kişilerin en başarılı olduğu konu sandığının aksine e-ticaret yaparak satış rekorları kırmak değil. İnternetten 5 dakikada ücretsiz ulaşabilecekleri bilgiye tonla para vermenin pişmanlığıyla hemen kendi eğitim ve danışmanlık çiftliklerini kurmak. Bu yüzden sana yegane tavsiyem sıfırdan başla. Meraklı, cesur, araştırmacı ol. Baktın para kazanabiliyorsun, tamam. O noktadan sonra kazandığın parayı ölçeklendirmek için otomasyon yazılımları gibi yatırımlar yapmaya başlayabilirsin. Bak yine eğitime yatırım yap demiyorum. Diyemiyorum, dilim varmıyor. İşte geldik seni köpek balığına dönüştürecek adımların ilkine. İnternette para kazanabileceğin ücretli ve ücretsiz pek çok site mevcut. Amazon, eBay, Shopify ve Etsy'nin başını çektiği bu listede sıfır tecrübe ve en az yatırımla dropshipping yapmak istiyorsan eğer ilk sıraya yazmanı önereceğim platform eBay olur. Neden mi? Çünkü 1. eBay hesabını dakikalar içerisinde oluşturabilir ve satış yapmaya başlayabilirsin. Ayrıca dropshipping iş modeli özelinde bakarsak eBay Amazon'a kıyasla daha esnek bir politika sergiler. 2. eBay'de bir ürün satana kadar tek kuruş ödeme yapmazsın. Sadece gerçekleşen satışların üzerinden makul komisyonlar uygulanır. 3. eBay'in sahip olduğu çoğunluğu Amerikalı olan milyonlarca müşteri sayesinde hiç reklam harcaması yapmasan bile sattığın ürünlere müşteri bulabilirsin. Peki şimdi vakit kaybetmeden eBay sitesini ziyaret edip açılan sayfanın sol üst köşesinde bulunan register butonuyla satıcı hesabını aç. Şuraya adını, buraya e-mail adresini yaz diyerek videoyu uzatmayacağım. Sana lazım olacak eBay ve Payoneer hesaplarını siteleri Türkçe'ye çevirerek kolayca açabilirsin. Ama dikkat etmen gereken noktalara da kısaca değinelim. Ödemeler alabilmek için başlangıçta Payoneer iyi bir tercih olacak. Ama bilmem duydun mu? Payoneer gibi online bankacılık hizmeti veren Wise, Türkiye'den çekilme üzerine adımlar atmaya başladı. Bence bu sorunla Payoneer kullanıcıların da karşı karşıya kalma riski var. Bu yüzden para kazanmaya başlar başlamaz Amerika'da bir LLC şirket kurarak Mercury Bank denilen fiziki banka hesabını açmanı öneririm. Olayı sadece eBay olarak da düşünme. İnternetten dolar kazanmayı hedefliyorsan kazandığın dolarların havale ücretleriyle ya da yüksek vergilerle eriyip gitmesini istemiyorsan kanaldaki Amerika'da şirket kurma videomu mutlaka izle. Öte yandan eBay hesabını açtıktan sonra suspend denilen hesap kısıtlamalarıyla ya da aylık 10 ürün veya $500 gibi limitlerle karşılaşabilirsin. Paniğe kapılacak bir şey yok. Sadece bilgilerini hesaplarını açarken doğru ve tutarlı şekilde girdiğinden emin ol. Ve satmayı düşündüğün ürünler için fatura, irsaliye gibi belgeleri sakla. Çünkü ileride eBay'in sana göndereceği e-maillerde talep edilen bu bilgi ve belgeleri sunarak kısıtlamayı kaldırabilir ya da satış arttırım limiti talep ederek de bu limitlerin yükseltilmesini ya da tamamen kaldırılmasını sağlayabilirsin. Zarar eden dropshipping satıcılarının en sık yaptığı hata yanlış ürün seçimleri yapmak. Bunun detaylarına geçmeden önce eBay'de sadece birkaç ürün listeleyerek başarıya ulaşamayacağını bilmeni istiyorum. Ne kadar çok ürün listelersen satışa yani başarıya o kadar yaklaşırsın. Burada çoktan kastım onlarca değil yüzlerce hatta binlerce ürün listelemek. Peki gerçekten satış potansiyeli olan ürünleri nasıl bulacaksın? Bunun manuel olarak en hızlı ve efektif yolu sosyal medya taraması yapmak. En güncel ve başarılı ürünleri bulabileceğin bir yer öner dersen bu konuda kesinlikle TikTok kullanmanı tavsiye ederim. TikTok'ta arama çubuğuna TikTok made me buy it yani şu an ekranda gördüğün hashtag'i yazarak arama yaparsan karşına genellikle dropshipping yapan satıcıların hazırladığı ürün videoları gelir. Burada gördüğüm videolar içerisinde en güncel olanlardan en çok görüntülenme alanlara odaklanmalısın. Yani en fazla bir ay içerisinde hazırlanmış ve viral olup milyonlarca görüntülenmeye ulaşmış ürünleri hedeflemelisin. Örneğin burada şu buzlu soğutucu ürünü inceleyelim. Gördüğün gibi 8 milyona yaklaşan görüntülenme ile viral ve trend bir ürün olduğunu
bunu söyleyebiliriz. Satıcı profiline tıkladığımızda ise gördüğün gibi hazırladığı bütün içerikler bu ürünle ilgili. Yani bu ürünü dropshipping yapan bir satıcı bu. Şimdi biosuna eklediği link üzerinden ürünün detaylı bilgilerine ulaşalım. Ürün sayfasına baktığımızda ürünün 40 dolara satıldığını görüyoruz. Peki diyelim ki bunun gibi başarılı bir ürüne ulaştın. Ürünün tedarikçisine nasıl ulaşacaksın? Bunun için de çok kolay bir taktik vereyim. Ürün fotoğrafına sağ tıklayıp açılan menüde Google görsel araması yaparsan ürün görseliyle eşleşen sonuçlar yanda listelenir. Böylece Google üzerinde buzlu vantilatör yazıp karşına çıkan alakasız yüzlerce ürün arasında kaybolmak yerine doğrudan bu ürünle ilgili sayfalara ulaşabilirsin. Peki şimdi çıkan sonuçlarda bu ürünü 40 dolardan aşağı fiyatta satan var mı bakalım. Gördüğün gibi Amazon'da ürün 33 dolara satılıyor. Biraz daha aşağılara bakalım. İşte bulduk. Dropshipping dünyasının tedarik yıldızı AliExpress üzerinde bu ürün 23,64 dolara satılıyor. Buraya tıklayıp AliExpress üzerinde ürünü incelediğimizde gerçekten de bu ürünü 24 doların altında hem de ücretsiz kargoyla alabildiğimizi görüyoruz. Ürüne ve tedarikçiye karar verdikten sonra eBay üzerinde ürün listesi yani satış sayfası oluşturman gerekiyor. Bunu yapabilmek için tedarikçi sitesinde bulunan ürün bilgi ve resimleri kopyalayıp eBay üzerinde gerekli yerlere tek tek girmen lazım. Ve bunu satacağın her ürün için ayrı ayrı yapmalısın. İşte bu noktada şöyle bir yol ayrımına geleceksin. Ya manuel olarak ürün listelerini tek tek sen yapacaksın ki bu seçenekte yüzlerce ürün sayfası oluşturmak ve bunları takip etmek inanılmaz zaman alacağı için pek çok sorunla karşılaşacaksın. İşte bu yüzden işini büyütmek istiyorsan eğitimlere, danışmanlıklara servet dökmek yerine dropshipping otomasyon yazılımlarına yatırım yapmanı öneririm. İstisnasız her büyük dropshipping satıcısı işini saat gibi yürütmek için bu yazılımlardan faydalanır. Çünkü dediğim gibi eBay'de ne kadar çok ürün o kadar çok satış demektir. Bu arada beni yüzlerce dolar havale masrafından kurtaran vergisiz LLC şirketimi nasıl açtığımı merak ediyorsan ekranda gördüğüm videoyu izle.